Nasıl görünüyorum? Gayet güzel. Bayağı mı güzel? Bayağı güzel. Gerçekten. Evet. Başlıyorum o zaman. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırsak. So find a way to... Hello. Kaç ay oldu? 2 herhalde oldu. O kadar şey söyledim ki insan bir 6 falan bekliyor yani. 2 ay oldu mu? Son videomuz üzerinden 1 ay geçti. Tam 1 ay. Evet ama biz onu önceden çektiğimiz için hani bana video çekmemiş olduğum süre çok uzun geliyor. Seni hiç özlemedim. Hayır. Ben çok özledim. Cidden özledim biliyor musun? Yani makyaj videosu çekmeyi özleyeceğimi düşünmüyordum. Doğruyu söylemem. Çünkü o kadar benim için artık yemek yemek gibi bir şey ki her hafta makyaj videosu çekmek. Ama bu ara bence sana da bana da izleyen herkese iyi geldi. Neden? Özledik birbirimizi. Evet, ben mesela Damla Bilic kanalına girip yeni video izlemeyi özledim. Değil mi? Yok, kanal olduğu gibi duruyor. Kanala ne giren var ne çıkan. Ama hala izleniyorum biliyor musun? Eski videolarımı izliyormuşsunuz. Görüyorum hep ben yeni video atmadım diye. Neyse, duygusallaşmayacağım. Mahvoldum. Ne oldu? Mahvoldum. Rengime bak. Ben bir aydır tatildeyim. Cildim bozuldu. Saçım desen gitti. Kaşımın rengi, tenimin rengi bir garip. Bir yerim beyaz, bir yerim kırmızı, bir yerim turuncu. Çok kötü haldeyim. Kusura bakmayacaksınız artık. Çok kötü halim bile herkesten çok daha iyi. Modumdayım, fark etmişsindir. Şimdi unutmadan kodumu bir vereyim. Madem bayağıdır yoktum, güzel bir şeyle gelmem lazımdı. Ne yaptım? Trendyol Mila'dan yine size kod aldım. Kodumuz neydi? Dur, yanlış bir şey söylemeyeyim. Yazmaz böyle bir kod istedim. Onlar da bize yaz 20 kodunu verdiler. Aşağıya çok güzel bir link daha bırakacağım. Elbiseler, uçuş uçuş, işte yazlık ne varsa benim beğendiğim. Üstümdeki de oradan linkte olacak. Yaz 20'yi kullanırsınız. Erkek kadın fark etmez. Tüm Trendyol Mila alışverişlerinizde. Konumuz nedir? 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 Bilmiyorum. Tamam, biliyormuş gibi daha çekelim. Neydi? Platonik aşk yaşayan kız makyajı. Konumuz nedir? Platonik aşk yaşayan kız makyajı mı yoksa? Biliyorum. Biliyorum yapacağın şeyi. Neyse. Evet. Platonik aşk ne demek? Yani ulaşamayacağın veya hiç konuşmayacağın şeye içten içe bir aşk, sevgi mi? Platonik aşkın aslında böyle bir şey olmadığını, hatta isminin Platon'dan geldiğini biliyor muydun? Hayır. Aslında. Dur. Ben şimdi okuyayım Wikipedia'dan ama cümle cümle okuyayım. Tamam mı? Ben çok iyi biliyormuşum gibi. Sen ağırları kesip... Sanki ben böyle çok akıcı konuşmuşum gibi hani. Öyle bir şey. Dur. Neredeydi? Ha. Tamam. Tamam. Başlayalım o zaman. Tamam. Platonik aşk nedir mesela? Ulaşamayacağın kişiye duyulan sevgi veya hiç açılamayacağın kişiye duyulan aşk gibi bir şey. Hayranlık gibi bir şey. Karşılıksız. Karşıya evet. Söyleyeyim. Aslında böyle bir şey değilmiş. Aslında platonik güldürme beni. Ama hiç yalan söylemeyi de unuttum ha bu dönemde yani. Çok da iyiydim bu konuda da. Platon'dan mı geliyor yoksa? Dur, bir bakıyorum şu an. Platonik aşk aslında gerçek sevgi demek. Bekle, şimdi buraya kat atacağız, tamam mı? Tamam. Bu cümleyi okuyamam, çok üzüldüm. Bunu aklımda tutuyor olabilsem okulu bitirirdim ben. Bilinen... Dur, yapacağım. Senin göğü, sen biliyorsun ya şu an benim role girdiğim. O yüzden yapamıyorum. Ne yapayım? Git. Tamam. Yani bilinenin aksine... Karşılıksız ya da karşıya söyleyemediğim bir aşk anlamına gelmiyor. Hep aynı şey yazıyor. Platonik aşk bu... Dur, unutuyorum cümleyi, unutuyorum. Platonik aşk gözümse David Aldeysen. Ay, yapmayacağım s**lar yani. Burayı lütfen bipleyelim, annem çok üzülüyor küfür edince. Yani şöyle arkadaşlar, kısacası bizim bildiğimiz platonik aşk aslında Wikipedia'ya girip okursunuz. Hiç öyle bir şey değilmiş. Aşktan ayıran şey neymiş?
ilgili olduğunu bilseydim 3 güne ezber yapardım. Bak diyor ki fiziksel doyum için değil, yani ilişkide olunan kişiyle gezmek, dolaşmak, öpüşmek ve bunun gibi şeyler yapılabilir. Ama bu sayılanların yanında seks şart değildir. Olsa bile ejekülasyon olmaması bir şarttır. O ne demek? Ay. Akçın okuyun işte yani. Ben de öğretmen miyim? Her şeyi ben öğretecek değilim. Neyse, bazımla başlıyorum. Çok güzel bir baz keşfiyle geldim. Yeni çıktı. Bana markalar önceden yolladığı için arkadaşlar, ben her şeyi önceden deneyebiliyorum. Olayı ne biliyor musunuz? Biraz da özlemişim ya, böyle doya doya anlatayım ürünleri. Olayı ne biliyor musunuz? Şimdi yaz geldi ya, nemlendirici ayrı sürüyorsun. Güneş kremi ayrı sürüyorsun. Üstüne makyaj yapacaksan makyaj bazı ayrı sürüyorsun. NYX Cosmetics bunların hepsini bir üründe toplamış. Ne kadar böyle şey, haber spikeri gibi anlattım. Bayağı güzel bu arada, ciddiyim. Kanabis otu diye bir şey, kanabis otundan mı yapmışlar bir şey, doğal yani böyle. Gördüm insanlar. Çünkü niye mesela biliyor musun? Nemlendiriciyi sürüyorsun, emilmesini bekliyorsun. Üstüne güneş kremi artık kullanmak zorundayız. Zorundayız yani. Kullanmayınca benim halimi biliyorsunuz. Tatilde kullanmadım. Yüzümün hali şu an ortada. Kullandım aslında. Ama mesela sürekli kullanman lazım. Çünkü sürekli güneşin altındasın. Onu tazelemen lazım. Ha bu arada tek başına da kullanılabiliyor. Yani illaki makyajın altına kullanmanızı gerektirmiyor. Nemlendirici ve güneş koruyucu olarak kullanabiliyorsunuz bunu. Ay stoklar bitmeden almak isteyen alsın. Çünkü ben bu kadar öldüm. Evet. İlk platonik aşkım. Ben de bu sırada fondötenimi süreyim. Hadi. Hatırlamadım ki. Böyle bir... İlkokulda falan hiç mi yoktu? Ya yaşıtım vardı da konuşmuştum zaten hani. Ama çok sonra konuşmuştum. Böyle 3. sınıfta falan başlayıp 6. sınıfta belki konuşmuştum. Çüş. 3 senede platonik aşık kalmazsın yani. Yeni birini bulursun. 8 yaşındasın. 8 yaşla 11 yaş arası. Benim anlamadığım mesela, internette de hep aynı şey yazıyor. Platonik aşk denilen şey illa ki ilkokulda, ortaokulda, lisede mi oluyor? Yani ben bu yaşta platonik aşık olamıyor muyum? Olabilirsin. Ama benim ulaşamayacağım kimse yok ki. Platonik aşkın tanımı o değil ki zaten. Tamam, ben şunu anlamıyorum. Ya hayır, o konuya girme. Şu an bizim bildiğimiz platonik aşkı konuşuyoruz. Tamam. Karşılıksız, açılanmayan, söylenemeyen platonik aşk. Yaşayamaz mıyım? Niye herkes bunu lisede, ortaokulda yaşanacak bir şeymiş gibi yazmış internete. Benim şu an kaç kişiye platonik aşık olduğumdan haberin var mı senin? Türkiye'de mi? Evet. Kişiler. Evet. Yabancıları saymıyorum. Onlar, oho! Onun listesi bitmez ki. Yani platonik aşkta tanınmamak zorunda mı miyiz? Hayır canım, niye öyle olsun? Ben seni anladım. Anladın mı yani? İlla tanımamak zorunda mıyım? Hani uzaktan böyle hiç onu tanımadan, hiç alakam olmadan ona aşık olunca mı platonik oluyor? Yoksa mesela arkadaşıma da platonik aşık olabilir miyim? Asıl bence arkadaşına olunca platonik aşık oluyor. Ha. Öbürü bir hayranlık aslında. Yo, bence öyle psikopatlar da var. Tanımadan aşık olan. Ay ben kimli, ben günde 5 kişi... Yok be, eskiden geçti benden artık. Bu fondöten rengi de hiç benlik değilmiş bu arada. Bambaşka bir şey oldu. Benim cildim çok kötü, bakmak istemiyorum ya. Cildim kötü derken yani yanmaktan hiç haz etmem. Neden? Güneşlenmedim ve böyle oldum. Kendime yakıştırmıyorum bu böyle bronzluğu yani. Hiç sana platonik aşık olan birini hissettin mi? Yakınında ama zaten. Abi evet ya, o çok iğrenç bir duygu. Hele ki böyle arkadaşın olarak gerçekten çok seviyorsan, hani böyle sınır koymak zorunda, kardeşin gibi görüyorsan iğrenç yani, anladın mı? Ensest gibi geliyor. O bana çok kötü geliyor, yaşamıştım onu. Ama şimdi ona da hak veriyorum. Karşısında böyle bir insan var yani, insan kendini tutamayabilir. Doğru. Aşık olabilir, hayranlık duyabilir. Sürekli düşünsene, benimle vakit geçiriyorsun. İster istemez yani. Peki sen bunu sadece hissettin mi yoksa konuşuldu mu? Ben hissettim, sonradan çıktı ortaya. Ama direkt bana söylemedi. Başkalarına. Evet. Ben de aynı kişiye şüphelerimi açtıktan sonra, o da herhalde biliyor musun anlattı. Döküldü yani ben istemeden. Ama bu aralar gerçekten başım dertte. Neden? Güzelliğimle.
bana bir Mars mı nerede, Venüs mü bir yerde bilmiyorum. Neden bilmiyorum. Gerçekten başım dertte. Çok güzel fotoğraflar çekiyor. Herkes bana yürüyor. Normal. Herkes. Bu ara normal. Niye bu ara normal? O çok çok şey bir şey. Bu ara normal hani, bu ara herkes çok kötü durumda der gibiydi. Hayır, hayır, ondan değil canım. Senin güzelliğinden dolayı. Evet. Doğru. Şu göz altlarımı bir an önce kapatsam iyi ederim. Böyle geçmeyecek çünkü bu video. Her zamanki gibi tart shape tape kullanacağım. Artık göstermiyorum bile. Bunu da bir Türkiye'ye getiremediniz ya gerçekten. Türkiye'de yok mu? Yok. Yurt dışında her çıktığımda manyak gibi stokluyorum. Ne zaman çıkacaksın yurt dışında? Bilmiyorum, ne zaman çıkacağız? Çıkabileceğiz mi önümüzdeki bir sene? Hastalığın sonunu göremediğim için onu da kestiremiyorum çok fazla. Bence korona bitti. Yani hepimiz normal hayatımıza geri döndük. Artı bir maskemizle yani. Evet. Şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim, linç yerim de çok da umurumdaydı da bitti yani, herkes sokaklarda, ben de dahil. Yani evet, dikkat devam ediyor ama. Evet, dikkatli yaşayacağız yani, bunun sonu yok ki. Evet. Bir şekilde alışacağız demeyeyim de koruyacağız kendimizi bir şekilde yani. Deyip haftaya ben testim pozitif çıktı diye ağlıyor muyum? Allah korusun. Allah boş durun sevmez kodumu hatırlatayım. Yaz 20, trendy 10 milyon alışverişlerinizde kadın erkek hiç fark etmez. Kendiniz kullanmayacaksanız verin anneniz kullansın, verin babanız kullansın, kod boşuna gitmesin. Siz, bu arada siz her kodu kullandığınızda emin olun bana hiçbir şey olmuyor. Yani bu konuda da içiniz rahat olabilir. Bu arada biz bu videoyu çekerken 4 Temmuz ve galiba cana kavuşmama çok az kaldı. Final ne zaman? Ben 14'ü diye duydum ama 14'ü olsa haber gelirdi herhalde. 14'ü nasıl olacak ki, daha çok kalabalıklar. Evet. Temmuz sonu mu acaba? Kıbrıs'ta mı olacak belli değil. İstanbul diye duydum onu da. Nisa elendi, bizimki depresyondadır. Evet. Ama bence artık hepsi kazandı. Evet. Bu ekibin hepsi bir şekilde kazandı yani. Artık Survivor'ın kazananı, tamam bir para ödülü kazanıyor ama. Ha, ben o açıdan diyorum. Genel olarak evet, kazandı yani. Genel olarak şu ana kadar, yani Nisa da dahil. Evet evet. Evrim de dahil. Evet. Hepsi kazandı bence. Olan ilk hafta gidenler oluyor. Boşu boşuna yol gitmiş oluyorlar. Ama onlar da dönemedi, tatil yaptı. Bana çok kalabalıkken izlemesi de zor. Ben isimleri ezberleyene kadar canım çıktı zaten yani. Kim iyi kim kötü, birine bakıyorum seviyorum, öbür bölümde yok yani. Bana diyorlar ki şu nasıl sence? Ben o isimleri ezberleyene kadar. Tarihinde en çok izlenen Survivor olabilir. Pandemi. Danla. Kendimi bir şekilde araya sokmak zorundayım. Ama onun da etkisi bu. Yalan mı? Benim en yakın arkadaşım yarışıyor. Cildim nasıl görünüyor? Gayet güzel şu an. İlk geldiğinde de güzeldi de. Ben mesela platonik aşık olsam belli ederim bence. Nasıl? Hareketlerinle mi? Evet. Yani ederim. Düşünsene ben birine platonik aşık olacağım ve o benim karşımda bir kızla takılacak falan. Yo, etmem. Düşündüm, mantıklı düşündüm, etmem. Konuşmamanın sebebi ne olabilir ki? Onu tartışıyorum ya sabahtan beri senin. Ha şöyle mesela. Ben sana soruyorum. Niye platonik olarak kalasın? Ha şöyledir mesela. Öğretmenine platonik aşık olursun. Nasıl söyleyeceksin? Hadi götün yiyorsa söyle. Çok vardır. Var olmaz mı? Hepimiz illaki bir... Mesela benim öğretmenlerim beğendiğim oldu lisede falan. Benim de vardı. Bir fen hocası vardı bizim ortaokulda. Ya ortaokulda da fen hocana aşık olmazsın ya. Olmaz ama gençti adam. Ne yapıyor acaba? Düşününce çok değil. Hayır. Hayır vallahi izler mizler hocam aşık olsun, olur mu öyle şey yani, her genç kız gibi ben de sizi beğeniyordum o kadar yani. Ben şu an neler anlatırım anlatamıyorum. Okey ya, eyeliner çekelim. Platonik aşığız ya bugün biraz. Dikkat çekmek istiyorum. Evet, dikkat çekmek istiyorum. Evet. Bobbi Brown'un jel eyelinerını kullanacağım. Bu arada klimamız açık. Kusura bakmayın, şu an bir uğultu duyuyor olabilirsiniz. Ama yani başka türlüsü olmayacaktı. Hava o kadar sıcak ki. Kusura da bakabilirsiniz. Bana eyeliner eskiden yakışırdı, artık yakışmıyor. Ya 5. sınıf ya 6. sınıf bir çocuğa çok aşıktım platonik.
Ekmel de adı. Ne? Ekmel. Kütahyalı biliyorum hala, yani görsem ben selam diyorum, veririm. Çok aşıktım Ekmel'e. Neden acaba? Sonra nasıl geçti peki? Arkadaş sonra gerizekalı en yakın arkadaşım da ona aşık oldu. Ama biz hiçbir şey olmamış gibi sonra. O ağlıyor, ben yanında ağlıyorum. Bizdeki gavatlığa gel. Biliyordu tabii ama onun huyudur. Huyuydu onun. Adını vermeyeceğim, o kendini biliyor. Hala çok yakın arkadaşım bu arada. Kime aşık olsam ona aşık oluyordu. Böyle bir şey olamaz ya. Ve o zamanlar ben biraz iriydim arkadaşlar. Tahmin edersiniz ki. Ya iriydim derken kilo olarak değil. Niyeyse ben o zamanlar yaşıtlarımdan çok uzundum. Niye bilmiyorum. Şu an değilim mesela. Keşke şu anda olsam ama çok uzundum. O yüzden erkekler de o zaman çıtı pıtı kızları seviyordu. Bu kız da tam çıtı pıtı kız. O yüzden hep onunla flörtleşiyorlardı. Ben iri kaçıyordum erkeklere. Çünkü o yaşlardaki erkekler hep küçük oluyordu. Olur ya, onlar sonradan boy atıyor. Sonra Barış diye bir çocuk daha vardı. Kız yine gitti, ona aşık oldu. MSN konuşmalarını yakalamıştım. Çocuk şeydi o zamanlar, şey olur ya, breakdance'çı, kafasının üstüne dönüyor falan. 6. sınıftasın yani, istediğin kadar dön kafanın üstüne. Neyse bizde o zamanlar. Of, inanılmaz bir şey gibi geliyor. MSN konuşmalarını yakaladım. Şey falan diyordu çocuğa. Ben de kafamın üstüne dönmek istiyorum. Bana da öğretir misin bu yavşak yavşak? Şimdi bana diyorlar ki niye güvenmiyorsun arkadaşlarına? Nasıl güveneyim? Bilinçaltımda hep bunlar var. Ama hala arkadaşım. Ay tabii canım. Ya bu fırça çok kötü ya. Bu ne ya? Beğenmedim. Neden? Ben bir gözümü silip geleyim. Sonra ne yap? Silmesem mi? Silmeyeyim ben ya. Ben silmeyeyim. Bence de silmeyeyim. Senin neyine jel eyeliner acaba ya? Make-up artist misin sen? Mis gibi getirseydim Benefit eyeliner ama bunlar olmayacaktı. Beni bir düşürdü. Hayır, bence gayet güzel gidiyor. Ya arada bunu söyle. Oldu gibi ya. Gayet güzel. Jel eyeliner gerçekten pişmanlıktır. Şu an lens gördüm makyaj çantamın içinde. Taksak canavara benzer miyiz? Ne renk? Mavi. Bayağı mavi ama. Şey oldu mu hiç? Gözünde büyütmüşüm. Ulan buna mı aşık olmuşum dediğin böyle platonik. Hepsi. Böyle düşünmeseydim zaten hala platonik aşık olurdum. Ha tanımadan. Tanıyınca bu muymuş ya dediğim. Ünlü biri var. Hala alıyorum. Birini beğeniyorum, tanıyorum diyorum ki beğenmez olaydım yani. Hala. O da çok kötü bir his. Benim niye hiç flörtüm yok? Yok mu? Niye yok peki? Bilmiyorum. Yeni biriyle tanışmadığım için olabilir. Eskilerden hiç şey yok mu? Ya eskiler olacak olsaydı eski olmazdı. Hani eski derken hani tanışmışsınız ama flörte dönüyordur. Böyle yazıyordur arada. O da mı yok? Kim var ki benim görüştüğüm? Hiç yok biliyor musun flörtüm? Kızlar hep flörtleşiyor. Flört istiyorum. Buradan tüm ülkeye duyurulur. Kırmızı ruj mu sürsek? Güzel, dikkat çeker. Bence de. Kırmızı yanaklarımızı biraz. MAC böyle bir şey olamış. Bayağı güzel bir palete benziyor şu. İçinde 3 tane highlighter var. Ama ben çok zeki bir kız olduğum için allık tabii ki de getirmemişim. Dur, şu en koyusuyla biraz belki yanaklarıma renk verebilirim diye düşünüyorum. Mesela platonik aşık olduğun kişiyi en çok kime söylememen lazım biliyor musun? Kime? En yakın arkadaşına. Neden? Gördüğü an böyle şşş falan yapmaya başlıyorlar ya. Belli etmesin diye. Şşş baksana falan diye. Şimdi bu yaşlarda yani daha dikkatli olunuyor da ilk ay benimkiler bir dikkatli, sorma yani. Sorma. Böyle direkt birini görünce. O hemen dikkat çekiyor. Hiç bilmeyen biri de anlıyor. Anlamaz mı ya? En sonki platonik aşkımı düşünüyorum. Dur. Şey oldu mu? Yakınların sana kabul ettirmeye çalışıp senin kabul etmediğin. Ya yok saçmalamayın. Evet, hoşlanıyorsun ondan evet diyorlar. Ben ooo kaç tane olmuştur. Niyeyse bilmiyorum mesela bazen. Birini beğeniyorum ya, birini beğenebilirsin. Bu günde hepimizin 3-4 kez başına gelebilecek bir olay. Yanından geçen birine. Mesela onu beğendiğimi kabullenmek istemiyorum. Ya da insanlar bilsin istemiyorsun. Hayır, kendim de
İstemiyorum. Hayır diyorum yani. Nasıl beğenebildin bunu diyorum. İlginç. Niye konu birden benim aşk hayatıma geldi? Aşk hayatım yok ki. Neyi tartışıyoruz şu an seninle? Beğendiklerini. Sıfır. Sıfır bak, sıfır. Sağa bakıyorum sıfır, sola bakıyorum sıfır. Bir de Instagram'da DM'lere bakıyorsunuz. Doğru. Neden hiç düşünemedim acaba? Instyle aldın mı? Ben kapak kızı oldum. Evet, lütfen. Alalım, güzel. Aldıralım. Biliyor aldın mı onu söyle. Almadın değil mi? Dergi mi? He. Aldım ya. Yemin et. Ya, video da çok tatlı değil mi? Evet. Çok güzelim. Bayağı beğendim kendimi. Böyle asıl siz içerideki röportajı okuyun bu arada. Asıl önemli konu o da paylaşmıyorum. Salak mıyım ben gidip? Niye paylaşayım? Aa ben beğendim kendimi bugün valla. Şimdi Nyx'in çok övülen bir şeyini aldım. Yani geldi. Onu deneyeceğiz. Kaş sabitleme. Bu aralar herkesin aşırı takıntılı olduğu ve kaşlarını yukarı taradığı bir dönemdeyiz ya. İşte bu cümleyi kurdurttun ya bana. O bakışlarınla anlasaydın ya. Onu deneyeceğiz. Göstereyim. Yorumlar aşırı iyiydi bunun. Aa. Bu yazın daha çok yapılan bir şey mi? Hayır ya. Son dönemde moda bu. 1-2 senedir iyice. Kaşları uzatıp yukarı taramak. Ve öyle sabit kalması. Bir şey diyeceğim. Bayağı güzelmiş. Beğendim. Aa, güzelce yapıştırıyor. Okey. Yani kaşlarım benim şu an renginden dolayı böyle bir ürünü pek hak etmese de. Senin önerin ne olur peki? Ne önerim? Platonik kızlar dedik. Ona makyaj yaptı. O kızlara... Ben bir kere yapı olarak platonikliğe karşı bir yapıdayım. Neden? Neden abi? Niye birine platonik aşık olayım ben? Baktım hoşlanıyorum. Baktım iş gidiyor yani hani kendi içimde. Hemen uzaklaşırım. Bu yüzden yalnız olabilir misin? Gidip konuş. Hayır imkansız denilen şey ya platonik aşık yani. Gittim mesela atıyorum doktor ya da öğretmen. Hadi öğretmen artık benim için. Doktor mesela. Doktorumdan hoşlanıyorum ama olmayacak bir iş yani. Neden olmasın? Doğru şimdi düşününce neden olmasın? O zaman yine öğretmen örneğine geri döneceğim. Lisedeyim öğretmenimle aşk yaşayamam. Baktım gerçekten aşık olmaya başlıyorum. Derslere gitmem. Kalırım sınıfta. Hayır demedim dedim. Yani mesela şu an için de öyle. Olmaması gereken. Mesela kime platonik kim olmaz? Mesela arkadaşımın eski sevgilisi diyelim. Bende yasaklı kişidir o. Baktım hoşlanıyorum. Baktım hani iş oraya gidiyor yani içten içe gerçekten bir duygu beslemeye başladım. Uzaklaşırım platonik aşık olmadan. Evet bunu ben yapmıştım. Gerçekten. Üniversitede hazırlıkta filan da ama. Anlatsana. Sürekli görüştüğüm ya zaten mahallemden de üniversitede aynı üniversitedeydik filan. Görüşüyoruz yani. Ama arkadaşız. Ulan baktım ki bir şey oluyor tamam bende. Böyle bir duygu var. Duygu mu artık? His mi? Neyse o. Ondan sonra böyle... İki yokladın. Hiç yoklamadım. İnsan bir yoklar onda da bir şey var mı yok. Uzaklaştım. Ondan sonra tabii normal olarak sık görüşürken bir anda görüşmeyince... Anladınız. Ne oluyor dedi. Hani sordu niye? Ne dedi? Ya işte böyle bir şey var falan dedim. Ben de o yüzden kendimi uzak tuttum dedim tamam mı? Ha söyledin mi de sendeki ağırsızlık da mı? ne diyeceksin? Seninki bu ağırsızlık da yani. Ne diyeceksin? İşim var diyeceksin, gücüm var diyeceksin. İşte kişisel problemlerim var. Konunun seninle bir alakası yok. Bu aralar kötü bir dönemdeyim falan diyeceksin ben yani. Ben de şunu söyledim. Bu yanlış bir şey bana göre. Ha böyle bir şey oldu. Yanlış olmasının sebebi ne? Arkadaşım çünkü. Tamam olabilir. İşte o zaman olmayacağını düşündüm ben. Ben bir kendimi toparlayayım sonra yine görüşürüz dedim. Ve sonra öyle oldu. Toparladın kendini. Evet evet. Bak ne kadar iyi bir şey yapmışsın. Şimdi ne kadar mesutsun. Abi çok eski zaten canım. Ben ne yapacaktım ya? Kafamı hep karıştırdın. Ruj süreceksin. Ha ruj süreceğim. Aa bir şey daha göstereceğim NYX Cosmetics'ten size. Bu arada bu gösterdiğim hani son gelen paketteki NYX Cosmetics ürünleri diyorum ya. Bunları bu kadar anlatmamın sebebi Amerika'da bunları yere göğe sığdıramıyorlar. Ve burada ilk öven ben olmak istedim. Ve bence ben oldum ha. Sana yakışıyor. Bunu özellikle. Bunu gerçekten yere göğe sığdıramıyorlar. Bazı. Zaten
çok parlıyor cam olduğu için yazarız altına. Bu da yine o bazdaki kanabis dedim ya, onunla yapılmış dudak nemlendiricisi. Çok güzel. Hem dudak nemlendiricisi olarak kullanıyorum, hem de mat rujlarımın üstüne gloss olarak sürebiliyorum. Çünkü normal gloss sürdüğümde dudaklarım yapış yapış oluyor. Ama bunda olmuyor. Belki şimdi bir tur nemlendireceğiz. Tamam mı? Kırmızı ruj süreyim mi? Onu konuşmuşum. Yakışır mı? MAC mi Fenty mi? Fenty de havalı. Biz var ya, kapitalizmin köpeğiyiz, köpeği. Ama bu biraz koyu renk. Bu diğer ojeleri mi daha mı uyumlu acaba? Ay bu asıl var. Çok fettan durduk. Hiç beklemiyordum yani. Güzel, tatlı bir şey söylersin diye bekliyordum. Ha güzel, çok fettanlık güzel duruyor. Fettanın anlamı ne, kelime anlamı? Seçtim senin anlamını, bekle şimdi. Bak bakalım. Fettan. Şey gibi durdu bana. Hani böyle mahalle ablaları vardır ya. Sen 15 yaşındasın diye. 25 yaşında ama çok güzel. Ara açıcı, ara bozucu. Fettan anlamı olmuyor. Evet, gönül çelen, ayartıcı ve cilveli. Doğru. Ne? Görünçeden ayartıcı, cilveli. Ara bozucu. Ara bozucuyu kullanmıyorum. Diğerlerini kullandım. Tamam. Cilveliye okeyim. Baştan çıkartıcı falan okeyim. Görünçeden de güzel. Evet. Çelemiyoruz ama olsun yani. Çelebilir bir halimiz olabilir ama çelemiyoruz. Ama bunun makyajı değil mi zaten? Gönül çelmek için. Yo. Değil. Ha, aklıma bir şey daha geldi. Mesela pilatörü karşıda şey olur hep. Her yaptığı hareketi üstüne alınırsın. Senin alakası yoktur aslında. O çok kötü. Çok ama. Kötü değil mi? Çok kötü. Sen de oluyor muydu mesela pilatörü karşında? Hayır, mesela omzuna dokunuyor sen. İrkiliyorsun. Bir hafta yıkamıyorum. Yani. Düşünsene. Benim Ertuğrul var. Benim Amerika, şey, New York vloglarından falan hatırlıyorsunuzdur. Hatta biri, bir yere daha geldi ya. Bir vlogda daha vardı. Neyse, Ertuğrul birinci sınıfta bana platonik aşıktı. Evet. Sonradan söyledi. Yani şu an dalgasını anlatıyor. Birinci sınıfta şu hareketi yapamazsın yani. Çünkü aklına gelmez. Teneffüste ben sınıftan çıkıyorum ya. Hırkamı kokluyormuş. Çok kötü değil. İlkokul birinci sınıf. Evet, evet. Hırkı yani birinci sınıftaki bir çocuğun aklına bir hırkanın üstüne silmiş kokuyu koklamak nasıl gelebilir ya? Ben şu sen an... ne kadar azgın, sen ne kadar iğrenç bir çocukmuşsun ya. Ben şunu hatırlıyorum, çantasını biliyordum. Çanta karıştırır mıydın? Ben çok karıştırıyordum. Benim bir şey söyleyeyim, okuldaki en büyük hobim de çanta karıştırmak. Ne çıkacak çantada? Ne var ne yok bakıyorduk işte. Makyaj malzemesi getirmiş mi falan, bu sigara içiyor mu falan. Lisede. Çok da küçük sanma çantamı karıştırdığımda. Hiç çanta karıştırmaz mıydın? Ben full şey karıştırdım. Ben yani kızın çantasına o kadar yaklaşmazdım ki, siz kızlar daha yakınsınız. Erkeklerin de çok karıştırırdım çantalarını. Ya onun çantası. Defterlerindeki ben notları okurdum kim ne yazmış diye. Şu an bile mesela... Şu an bile karıştırıyorum desen çantamı. Gülerdim ya. Çantamın içinde abuk sabuk bir şey yoktur inşallah. Böyle çantayı veririm. Evet, o bir şey söyleyeceğim. Bence çok kibar bir hareket yani. Benim de arkadaşlarım mesela diyor ki Damla çakmak var mı? Al çantamdan diyorum. Alamam sen ver diyor. Şu an kibar dedim ama sinirleniyorum o an beni uğraştırdığı için. Alsana diyorum. Hayır Damla ver diyor. Yani ne çıkabilirim çantamdan maksimum. İşte sen de milletinize bakmışsın. Ne çıkabilirdi maksimum? Hayır yani böyle mesela defterlerini alırdım. Alırdık bu arada. Bunu tek başıma sapık gibi yapmıyordum sınıflara girip. İşte defterlere yazılan notları okuyordum. Ne bileyim günlük tutan vardı mesela. Günlükleri okuyordum. Ay, ben çok kötü bir insanmışım. Şu günlük okumayla şu an telefonu alıp WhatsApp mesajları okumak. Çok kötü. Çok kötü. Hatırladım. Platonik aşkımı hatırladım. Ne zaman? Şöyle oldu. Lisede. Lisedeyiz. Benden bir yaş büyük bir çocuk. Ama bizim lisedeki çocuklar o kadar kötü ki tipleri. Hani çocuk parlıyor böyle okulda yani. Parlıyor ve çocuk psikopat.
Hani lisenin psikopatı olur ya. Ben bir aşık ol. Bir aşık tanımıyorum ha. Bak bir aşık ol çocuğa. Böyle bir şey olmaz. Sabah yatıyorum, kalkıyorum. Ay. Kendime geçme. Akşam yatıyorum çocuğu düşünüyorum. Sabah kalkıyorum çocuğu düşünüyorum. Sonra neyse biz çocukla tanıştık. Servise inerken el sallamalar falan. Lise 1'de miyim? Lise 1'deyim galiba bu arada. Kaç yaşında oluyorum? 14 mü? 14-15. Çocukla tanıştık. Çocukla sevgili olmaya karar verdik. Kaç gün sürdü? Bir gün. Nasıl başladı? Ay bana bir iğrenme geldi çocuk benimle sevgili olunca. Bak bana bir iğrenme geldi çocukla bu arada sevgili olduk dediğim şey. Çocukla sadece waffle yedik. Ve waffle yedikten sonra sevgili olalım biz dedik. Yani o dedi. Ben de kabul ettim çıkma teklifini. Sonra pazar günüydü. Ertesi gün pazartesi okula gittik. Ay ben çocuğu görünce bir de bulantısı bir böyle soğuk soğuk terlemeler. Çünkü o zamana kadar hiç sevgilim olmamıştı ki. Sonra da olmadı uzun bir süre zaten de. Hani biriyle sevgili ne bileyim çok kötü hissetmiştim kendimi. Onu nerede karar verdin? Ertesi gün görünce mi? Yoksa mesela... Hayır gece zaten ben başladım soğuk soğuk terlemelere. Benim sevgilim var inanamıyorum hani. O zaman çünkü hiç sevgililik ne demek bilmediğim için. Hani aşırı garip bir şeymiş gibi geliyordu. Neyse bu da böyle bir anımdır yani. O zaman bir videonun daha... Aa şey isteyeceğim sizden. Siz de bu videonun altına varsa böyle zamanında yaşadığınız ya da şu an yaşıyor olduğunuz platonik bir aşkınız yorumlara yazar mısınız? Merak ediyorum. Çünkü herkese farklı bir etkisi var bunun. Herkes de güzel hikayeler çıkar. Evet kesin çıkar. Yazar mısınız aşağıya? Üşenmezseniz tabii. Hepinize çok öpüyorum. Trendyolmila için yaz 20 kodunu kullanmayı unutmayın. Aşağıya da çok güzel bir link bırakıyorum. Oradan da benim aldıklarımı görebilirsiniz. Sonra başka ne dedim? Bak kirpik takacaktım yine unuttum. Bu bazı bayağı övdüm. Stokları varken haberiniz olsun. Yine buraya bir yere yazıyoruz. Dediğim gibi bayağı övüyorlar. Başka fondötenimi göstermemiştim. Buydu. Önemi yok. Yo artık aramızı iyi gösteriyorum. Tamam bitti işte. Bir videonun daha sonuna geldik. Hepinize öpüyorum. Video kapatmayı unuttum. Haftaya ne diyordum ben? Yarın paket açma çekelim mi? Çekelim. Paketleri verelim mi? Ona ben karışmam. Ben yani görmedim çünkü... ama daha paketlere. Çok paket var. Bir önceki paket açma videomuzu da yapacaktık. Hatırlarsanız paketlerin hepsini ayırdık. Bu arada hala hepsi burada duruyor. Şu an önümdeler hepsi. Ama pandemi girdi. Kargolardır bilmem nelerdir tehlikeli diye onu yalan etmiştik. O zaman biz yarın paket açma videosu çekelim. Altına çekiliş linki bırakalım ki daha kolay olsun bizim size ulaşabilmemiz için. Hem bunları diğer videodaki ayırdıklarım yani bir 10 paket falan. Hem bunları hem de yeni gelenlerin hepsini. Hepsini? Hepsini görmedim ürünlere. Bayağı bir pişmanlıktan kesebiliyorum. Ya. 5 tane büyük çöp poşeti, 4 tane büyük kutu var. Şaka yapıyorsun sen. Hepsi sizin haftaya. Öpüyorum. Bye bye.